Suruç'a dair projelerimiz aslında daha önce de kadın birimi vardı mesela, kadınlar için konuşayım şimdi. Kadın birimi vardı kayyum döneminde, kayyum gelir gelmez kapattı birimleri. Suruç'un zaten halini gördünüz, yollar iç açıcı değil, yani kanalizasyon sorunu var. Yollar çukur ve çamur içinde, insanlar günlük hayatını yaşayamaz durumda şu anda. Özellikle kadınlarla konuştuğumuzda kadınların en büyük sıkıntısı çamurlu kıyafetleri defalarca elde yıkamak zorunda kalıyorlar. Makineye çamurlu şekilde atamıyoruz ve bu bizim için çok zor diyorlar. Mesela evet, halk normal yaşantısı zaten zor ama kadınlar için iki kat daha zor. Mesela bunun bir de hijyen bölümü var. Yine bu işte kadınlara rol düşüyor. Yine temizliği kadınlar yapıyor. Bizim ilk önceliğimiz zaten Suruç'ta yollar. Yolların hali harap zaten. İvedilikle yapmamız gereken şey yollar. Onun haricinde kadınlar bizden sosyal tesis istiyorlar. Sosyal aktivitelerini yapabilecekleri bir mekan istiyorlar. Bizler de tabii bu isteklerini karşılamak için elimizden ne geliyorsa bir an önce belediyemizi elimize aldığımızda yapacağımız ilk işlerden biri. Kooperatifleri daha da genişleteceğiz aslında. Şu an halen onun kayyumun bıraktığı tahribatı insanlar iyileştirmeye çalışıyor. Ama bu tek başına mümkün değil tabii ki. Belediyeye alır almaz yapacağımız ilk işlerden biri de kooperatifimizi genişletmek, kadınların çalışma alanını oluşturmak, kadınları aktif hayata, aktif iş yaşantısına dahil etmek. Çünkü kadınlar maalesef evlerinde hapsolmuş durumdalar. En büyük projelerimizden biri bence kadınlar için olacak ve gençler için tabii ki. Gençlerimiz burada yaşam şartları zor olduğu için yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Onlar için Suruç'u yaşanılır hale getirebilmek için elimizden ne geliyorsa tabii ki yapacağız. Bir Nisan'a zaferle uyanacağız hep birlikte. Çünkü halk sandığına sahip çıkacak, iradesine sahip çıkacak. Bizlere söyledikleri tek şey bu. Biz bizim olanı alacağız. Biz kayyumla yönetilmek istemiyoruz. Bizim olan zafer er ya da geç bizim olacak deyip 31 Mart hatta kayyumu sandığa gömmeyi hedefliyorlar. İlçede yani sürekli işte biz altyapı çalışması yapıyoruz. O nedenle sokaklar bu halde. Ancak altyapı çalışması bu şekilde yapılmaz. Bölge bölge yapılır. Yani bir şehir bütün haliyle harabe edilerek ve üstü kapatılmayarak insanlar çamura, yağmura, toza, dumana mahkum edilemez. Altyapı çalışmasında bir usulü vardır. Kaldı ki bu altyapının finansmanı da Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır. Yani halkın beklentisi ya bu çalışmaların yaz aylarında yapılması ya da yapıldığı gibi üstünün düzeltilmesidir. Yani sürekli çamur içinde işte insanlar evine gitmekte zorlanıyor, çocuklar okula gidemiyor, ülke gündemine de düştü. Ancak hiçbir şekilde bu husus dikkate alınmıyor. Şimdi dediğimiz gibi kayyum tamamen şehri talan etme noktasına geldi ve bu yapılan işler hiçbir şekilde şeffaf değil. Biz öncelikle şeffaf olacağız. Yani belediye alır almaz kayyumun yarattığı tahribatı belgeleriyle ortaya çıkaracağız. Belediyenin bütün borçlarını, mal varlığını şeffaf bir şekilde belediyenin önüne asacağız. Hiçbir şekilde gizlimiz saklımız olmayacak. Tamamen şeffaf bir şekilde halkımıza yaşanan tahribatın faturasını izah edeceğiz. Onun haricinde halkımızla iç içe olacağız. Halkımıza sırtımızı dönmeyeceğiz. Tamamen halkın taleplerini dikkate alacağız. Belediyenin kapısını yeniden halka açacağız. Kayyum atandığından beri insanlar belediyeye gitmeyi bırakın bir yana, belediyenin önüne geçmekten çekinmektedir. Zira belediyenin etrafı tamamen duvarlarla örülmüş durumda. Biz öncelikle bu duvarları kaldırıp belediyenin kapısını halkımıza açacağız ve şeffaf bir yönetimi ortaya koyacağız.